Bir. Evet Star Trek serimizin ilk bölümüyle başlıyoruz. Geçen bölümde Star Trek nedir, nereden başlanır, nasıl izlenir, Next Generation nedir, karakterler, karakterlerin özellikleri vesaire derken aslı fena olmayan bir başlangıç videosu hazırladık size. Sungur sağ olsun, Engin Star Trek bilgisini bize aktardı. Ben yeniyim. Ben Star Trek'te şimdi pamuk gibiyim. Bu seriyle beraber tık tık izleyeceğim ilk sezonun büyük bir kısmını bitirmiştim daha önce ama yeniden izliyorum. Geri kalanlarını yüzden... tamamen tazeyim yani. <laughs> o yüzden ilk sana soracağım abi. Sorry. Encounter at Farpoint bölümü biraz ilginç bir bölüm. Hı -hı. Yani biraz Star Trek bölümü gibi ama biraz da film gibi yani böyle. Zaten iki saat Hı -hı. olmasından da Kelly böyle bir sıkıntısı var. Nasıl buldun bu bölümü? Ben ilk de ilk izlediğin zaman düşün. Ben anlattım sana böyle abi Next Generation şöyle böyle bir girdin. <laughs> Tuhaf tuhaf kostümlü tipler böyle geliyorlar. Bunlar saçma sapan birazcık yani saçma sapan tarafları olan bir bölüm yani her türlü. Nasıl buldun ne düşündün? Ya ben şimdi göz aşinalım olduğu için çocukluktan filmlerden hani çok hatırlamasam da filmler bir şekilde bizim evde de konuşulan bilinen Mr. Spahn her zaman kulaklarıyla gündeme geldi. Ama asla ve asla içlerine hakim olmadığım bir diziydi. İlk izlediğimde tabii bu göz aşinalığından tiplere falan çok şaşırmadım. Okey dedim güzel hani ki şeye gelene kadar Kayserili uzaylılar Frank gelene kadar her şey çok iyi gidecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama ilk izlediğimde hikaye biraz da bir şey geldi lan yani sıkıcı mı daha mı durgun ne yapıyoruz ki o zaman hmm. biz yatay bakış yapmıyorduk da yani Aha. film dizi inceleme kafasını yor yani yorma zihin yormasını çok yapmıyorduk. Ve ben yani ilk bölüm bittiğinde okey çok güzel. Çıkarımlarım var. Evet karakterler şöyle duruyor. İşte her karakterin bir duruşu var. Bir dünyaya bakış açısı var gibi düşünmüştüm. Şimdi tekrar izlediğimde bu bölüm için e, tabii bu kadar yatay bakış yaptık, konuştuk falan. Zihnimin daha açık olduğunu hissettim ve şunu anladım dizide. Sen de söylemiştin zaten hani bu bir başlangıç gibi tekrar aslında eski e, serilerden sonra ve bu başlangıcı insanlığı bir arındırarak yapmışlar. Abi, bir arınalım biz bir önce. Bak biz zaten hmm, sıçmışız. Bir su dökünelim. Aynen bir su dökünelim. Bir e, vaftiz olalım. Bir şey yapalım. Bir, bir kendimize gelelim. Bir kolonyamızı sıkalım. Güzel kokalım demişler. Öyle okuyunca bölüm daha hoşuma gitti. İlk izlediğimden. O yüzden de hani hem karakterlerin işte e, ilk bölümde de bahsetmiştim. İşte Diana Troy daha ruhani bir temsil. İşte Picard daha e, stratejik, <laughs> daha böyle dengeli bir karakter. İşte Riker daha ...atılgan ama mühendis kafası da var, strateji de biliyor... ...daha dengeliyor yine, Picard'ın eksik yönlerini kapatıyor vesaire gibi... ...her karakteri böyle düşünüp ve insanlığın arınmasını bize anlatarak başlatınca... ...dedim okey biz iyi yere gideceğiz ve hiç sıkılmadım bu sefer. Yani ben şuna inanıyorum abi, bir diziyi... ...beklentiyle değil de sana verdiklerini anlayarak izleyince... ...ya da bir şeyler çıkarmaya çalışınca daha keyifli oluyor. Bir film için de geçerli bu. Yani senin kafanda her zaman onu sunacağı şey olmayabilir... Ama onun sunduklarını alırsan ha diyorsun tamam okey ben bunu cebe koyarım devam ederim. O yüzden çok beğendim ben ilk bölümü. Ya bu bölüm bence temelinde şey açısından çok başarılı. Ya yani bölümün olmamışlıkları ışıkları şöyle var. İlk bölüm olduğu için daha karakterler oturmamış. Yani hatta şöyle söyleyeyim bence Star Trek kadrosunun tam olarak oturması, ikinci sezonun ortaları falan. Tabii sen şimdi ama onları karakterleri... gördüğün için daha iyi biliyorsun. Ben bakalım nereye Tabii. gideceğim. Belki de ben de bir sezon sonra diyeceğim ki lan aslında kötü bölümmüş. <laughs> ya yok kötü değil ama ilk bölüm olduğu için ya yani, ne yapsın zaten adam da sete evet. ilk kez girmiş. Daha yani anladın mı? 20 bölüm beraber çekmek var. ilk bölümünü çekmek var. Yani bu bölüm aslında şey böyle gelecek şeyler konusunda iyi bir tadımlık yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu bölümü şöyle bir avantajı var. Bu bölüm diyor ki kardeşim diyor bak Star Trek Next Generation'ı biz yaptık. Ha. Star Trek'te ne olacak yani Next Generation'da? Bir insanlık olarak bizim insanlık olarak medeniyetimiz ahlakımız bir sınanacak. Hı hı. Burada bunu Q gözünüze parmak sokarak artık yani Şu, mahkeme evet. kurdurtup anlatın <laughs> falan diyerek soruyor ama demek ki bundan sonraki bütün bölümlerde de biz her problemi bir çözümü olacak ama bunlar genellikle değerlerimiz ahlakımız medeniyetimiz üzerinden olacak. Hatta ana kaptanımızı biz körk gibi atılgan ve girişimci birisi değil de okumuş Shakespeare, Max falan alıntılayan <laughs> daha böyle e, edebiyat adamı, daha böyle kültür adamı gibi bir kaptan seçtik buraya koyduk. Kel herif. Yani aksiyon adamı olmadı o kadar belli ki anladım. Yani tabii. E, hani şey değil. Kaptan Körk'ü düşten falan böyle hani o daha havalı karakter falan. Kar yani evet, kaptan <laughs> yani buradaki kaptanımız biraz daha şey. Zaten uzay gemimizin yarısı kadın çocuk dolu. Herkesin ailesi var burada uzaylılar var. Bilimsel <laughs> bir gemi. Bilim gemisi ya bu. Yani bak bunların hepsini altın ilk bölümden çok iyi çiziyorlar. Ee, ya işte doktorumuz gemiye ailesiyle geliyor. Çocuğuyla geliyor mesela anladın mı? Yani bu bir savaş gemisi değil. Biz fetih amaçlı, sömürge amaçlı yola çıkmıyoruz. Başımıza bir sıkıntılar geldiğinde de bunu bize yakışan şekilde çözmeye çalışacağız. Bize yakışan ne demek? Hem Starfleet yani federasyon hem de aslında insanlık. Çünkü Q diyor ki kardeşim siz Biraz Nasrettin Hoca gibiler galiba. <laughs> Biraz evet yani şeyler. Ee, ya biz biz mesaj kaygısı olan bir diziyiz diyor bence ilk bölümlerde. Yani şey demiyor hani anladın mı? Baba uzayda ilginç olaylar falan. Hani <laughs> e, uzayda dedik. <laughs> yani, mesela bu doktoru da çok konuşulur. Doktorunun e, ilk e, dirildikten sonraki ilk dönemlerindeki yazarı olan abimiz, şu an ismini unuttum. Çok daha böyle doktorun hep illa insanlıkla alakalı, ahlakla, değerlerle alakalı mesaj çıkararak konuları çözdü, bölümler çözerken. Moffat Reis'e geçince... O abi ergenler abi heyecan abi bombastik abi tarzına yani ruhunu kaybettiği bir noktaya çeki veriyor ki Last Jedi incelemesinde de pardon The Force Awakens incelemesinde de konuşmuştuk. Evet. Aksiyona düşmek çok kolay. Star Trek'in zaten C.C. Abrams'ın elinde çok affedersiniz fahişe edildikten sonra düştüğü <laughs> hata da aynı şey olacak. Burada ya, onun aksine... Abrams Star Trek'te yapmamış mıydı yeni filmlerden? Star Trek'in bütün filmleri Abrams'ın abi o yüzden Abraham'sın. bombalar patlıyor ve herkes bağırıyor yumruklaşıyorlar sürekli. <laughs> çok hızlı tadım kaç. Sen devam et abi. <laughs> <laughs> Lanet olsun. <laughs> yani senin senin sevdiğin şeylerin içerisine cc Abrams sadece Star Wars'da sıçmadı. Star Trek'te de sıçtı yani merak et. <laughs> etme. ya. Uf. Ee, aa, onun yerine biz diyor ki biz dizi olarak diyor ki yani 1980 küsür sene 87 senesinde şey ne kadar tehlikeli. Ee, i̇nternette kendi kitlesi izler diyemiyorsun abi. Yani televizyonda belli bir slotu dolduruyorsun ve o slotta yeterince izlenme alamazsan bitersin. Yani çok riskli bir iş. Tabii patlar. Ona rağmen aksiyonsuz. Ona rağmen mahkemelerin gelip insanlığa siz niye böyle insanlık olarak şöyle ettiniz, böyle ettiniz dediği. Ee, e biraz da ama tabii dünyanın o dönemini şimdi düşündüğün zaman anladın mı? Amerika bir takım şeylerle yüzleşmiş. Körfez savaşları, e, siyahi hakları artık çok daha hani konuşulur olmuş. Amerika'nın arka evet. sokaklarında Suçlar işleniyor. Michael Jackson siyahtan beyaza dönmüş falan böyle. <laughs> ya Bu 87'de dönmemişti daha galiba. Ama böyle Ortalık yani hakikaten karışık. biraz böyle yani en azından şöyle söyleyeyim. Vietnam sonrası Amerika'nın kendisiyle yüzleşmeye başladı. Ki şeyi düşün yani bu 87'de çıkıyor. 90 senesinde de X-Files çıkacak. X-Files'de biz en çok neyi görürüz? Anti hükümet. Yani Tabii, insanların görürüz. artık hükümetlere güvenmediği bir dönemin ayak sesleri olan bir dönem. Böyle bir dönemde Q aslında dışarıdan gelip Picard'ı ve bütün insan medeniyetini orada sorguluyor. Ama işte Picard orada biz o senin bildiğin bu televizyonu izleyen 1987 insanları gibi değiliz. Biz o dönemleri inşallah aştık. Çok daha iyi insanlar olduk diyor. Biz ve... istiklal mahkemelerine çıkarma diyoruz. <laughs> yani Star Trek olarak ne için buradayız? Bu dizi neden yapılıyor? İlk bölümden bunu bir tekrar hatırlatıyor. Yani gerçekten gönül ister ki yarın bir gün... Belki birkaç sene sonra biz bu serileri geçmiş olalım da Star Trek The Next Generation'ın ilk bölümüyle Star Trek Discovery'nin ilk bölümünü yan yana konuşalım. Çok isterim kanka ya. Oo, güzel bunu, Yaparız. bunu Çünkü Star, hatta ben hemen söyleyeyim hızlıca Star Trek Discovery'nin ilk bölümünde şöyle oluyor böyle oluyor bombalar patlıyor. Klingonlar oluyor şöyle oluyor böyle oluyor uzay gemileri patlıyor şöyle oluyor böyle oluyor. Abi tutunamıyoruz hadi yamuk kamera açısı. Acayip renkli sahne. ''Fuck shit!'' falan işte Klingon Uncharted takılıyor falan. <laughs> Sorma abi Michael Bay filmi olsa keşke. Çünkü Michael Bay en azından zeki bir şey yapıyormuş gibi gözükmeye çalışmıyor. Abi Transformer'ı yapıştır diyor. Tabii yani. canım. Çin, çin bir de böyle... Yani. Abi işte ya Picard'ların omzunda duruyoruz falan deyip sonra böyle işemeli sıçmalı video işine giriyorlar. <laughs> ee, Encounter at Farpoint'ta aksine düşük tempolu. Çok düşük, düşük tempolu bir kere yani. Baya sakin. Q'yu falan getiriyorlar böyle. Q bir şeyin üstünde oturmuş sallanarak geliyor böyle. <laughs> Tam çok da iyi de değil yani üstüne oturttu. Bir malzeme sallanıyor falan. <laughs> Hanimme gibi kapatmışlar böyle nenem gibi. <gülüyor> 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 Engizisyon kostümü var orada galiba kafasında da evet, yani. Evet. E, Ama işte bugün gözüne bakınca o an şey yapamıyorsun hmm. böyle. Yani ne bu diye, teyzem gibi geldi falan oluyorsun. Tabii tabii. Ama işte aslında şey tabii sen ben en azından X-Files'dan o dönemin temposuna alışkınız yani. O dönemin evet. temposu için çok yani düşük tempolu diyorum aslında ama bu dönemin televizyonun için düşük tempolu. Yoksa o dönemin X-Files'ı da öyle haberle çatışma haberi bilmem ne değildi. Yok, reklam, arasından, yok. reklam arasından reklam arasına heyecanlı bir durum olurdu yani. Tam o kafada bir dizi. x da ben hani çok severim bilmeyenler için X-Files benim hayatımın çok büyük merkezindeydi. E, 90'ların ortasından 2000'lerin e, 2005'lere kadar falan. Türkiye'de ilk biz e, forumlarını falan kurmuştuk. Ben de o zamanın nördüyüm yani. Hmm. <laughs> Manyak gibi onlarla uğraşıyorduk deli deli. Neyse. Ee, hadi bakalım Star Trek'i bitirirsek bir günde X-Files serisi konuşalım Tancan Reis. Oo vallahi o efsane olur Böyle ya. Böyle 3-5 <laughs> sene sonra Star Trek'i bitirdikten sonra onu ya. Bakın bak o iyi olur ya. Onu, onu hallederiz. Ya ben çok keyif alırım. Zaten X-Files'dan da Kurtlar Vadisi'ne geçiş yapacağım ben. <laughs> Heh, doğru, oradan da ona bağlarız. Çakır'ın Tabii. ölümüyle <laughs> Skalin'in ölümünü Tabii. bir şeyle... Potada eritiriz. Neyse yani ee, X Files tarafı. Diyeceğim benim özetle ya. özetle diyeceğim aslında Farpoint, e, Star Trek The Next Generation nasıl bitizi olacak? İlk bölümden koyuyor. Gerçekten gelecek 7 sezon. Nasıl Buradaki değerlere şey? göre hareket ediyorsun yani iyi kuruyor. Zaten senin değerlerin oluşmasını da istiyor. Demin şey örneği güzeldi. İşte Amerika'nın Amerika, Amerika merkezli başlayan insanlara Amerika'nın fark ederek ya da fark etmeyerek salgıladığı, yaptığı hatalardan, tercihlerinden dolayı insanların zihnine soktuğu çok büyük korkular var. Ve bu korkular aslında komploları yaratıyor. Ya yani doğruyla yalanlar birbirine karışıyor. Sonra Amerika bakıyor, aa ulan bu bizim işimize yarıyor diye devam ediyor aslında hayatın. Ama işte Star Trek gibi, X-Files gibi, mesela çizgi roman Watchman Watchmen gibi işler bunu ayıklayabilen, gerçekten aslında bir şeylerin yanlış gittiğini, insanın yaptığı hataların total olarak sadece hükümetlerin değil bütün insanlığın yani senin de bugün bir insan olarak çıktığında alacağın bir kararın hatalı olduğunu ve bunu kabul ederek onunla barışarak ya da onları işte özür dileyerek onları ikna ederek yola devam etmen gerektiğini de anlatıyor ilk bölümden sana. X-Files de bunu yapardı aslında yani X-Files de devamlı bir sorgulama içine sokardı seni. Bu da ilk bölümden sorgulama içine sokuyor. Sana bilinmeyen bir tarihi veriyor. Bak oraları mesela şey isterdim. Yani o arayı dolduran hani animasyonlar var dedin ya. Oğlum o arada insanlığın tarihi ne oldu acaba? Star Trek gözüyle onları da görmek isterdim. Çok hoş şeyler çıkabilirdi yani. E, i̇leride inşallah çıkar öyle bölümler Tanca. İnşallah bakalım. <laughs> e, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Belki bizim seyircimize hatırlatmak istediğim. Atmosfer. Yani atmosfer derken seyircinin atmosferi. Yani şöyle düşünün. O zamanki geek camiası, nerd camiası için Star Trek var ama bir yandan da o dönemin insanları da çizgi roman okuyor arkadaşlar ve 1987'de bu çizgi şey dizi başladığında, ilk bölümüyle Encounter at Farpoint yayınlandığında Çizgi romanda Dark Age başlamış durumda. Hı hı. Dark Knight Returns çıkmış Frank Miller'ın kaleminden. Evet, Batman 86. milletin ağzını burnunu yamultuyor. 87 86'da 86'ta evet, çıkmış evet. olması lazım değil mi? O civar 83 ile 87 arası hepsi çıkıyor. Watchmenler, Batmanler ha. hepsi oralar. Watchmen de o dönem çıkıyor. Ya yani Watchmen'de de biliyorsun komedyenin Amerikan rüyası öldü biz cesedinde yaşıyoruz. İşte Doktor Manhattan'ın Vietnam'da milleti patlatmaları falan filan. Hani böyle... E yani zaten dediğim gibi bu atmosferi unutmamak lazım. Yani geek ve nerd camiası o dönem kendi mevcut değerlerinden sıyrıldığı ulan biz ülkecek veya medeniyet olarak yanlış bir yolda mıyız diye zaten çok düşündüğü bir şey. Belki bugün Encounter at Farpoint'teki bu insanın hesap vermesi durumu e, çok izleyiciye bir anda tuhaf gelebilir ama yani biraz yılını da düşündüğün zaman çok e, dönemine uygun bir şey. Yani onu da kaçırmamışlar. Öte yandan zaten bir gelecek hikayesi anlatıyorsun ve geleceğin insanlığını mükemmel portreliyorsun. Aslında mükemmel insan olarak da biraz Kaptan Picard'ı gösteriyorsun orada. Evet. Bir düşünce adamı, kültür adamı, doğru değerlere sahip ahlaki kararları vermesi gereken bir adam. Ee, şeyi güzel yapmışlar mı? Biraz karakterizasyonlardan bahsedeceğim. Ee, nasıl mükemmel evet. bir adam olarak orada bir nevi e, Kaptan Picard'ı konumlandırdılarsa da... ...daha ilk bölümden Kaptan Picard eksikliklerinin farkında... Merhaba. çocukları sevmeyen. <laughs> e, işte Ryker'la ilk konuşmasında ya Riker ben itlik köpeklik yaparsam ben maymun olmayayım tamam mı? Sen beni tut tut kanka diyebilen. Yani mükemmel insanın biraz aslında mükemmel insan çizdikleri mükemmel insan portresindeki adam hataları olan ve hatalarının farkında olup bu konuda başkalarından destek isteyebilen bir insan. Çünkü çok zor bir şey. Star Trek yani. Federasyon filosu insanların ya kanka benim dediklerimi hiç dinlemiyorlar ya kaptan bana taktı brom <laughs> falan. Hani egolar yeri değil yardımlaşma yeri, beraber ortak çalışma yeri. Bir eksiğin de varsa hani gelirsin konuşuruz, beraber çözeriz yeri. Pozitif bir ortam. İş hayatında bugün dünyada hala çok zor sağlanabilen bir ortam çok sunuyorlar. Güzel. Ve bu Star Trek'in daha Genex Generation ilk bölümünden bir Bible'ları var, dizi Bible'ı. Orada şey yazılıdır. Ee, ekip üyeleri arası uzlaşmazlık bu dizide olmayacak. Hı hı. Konuşacaklar çözecekler her şeyi. Evet, Yetişki yani. gibi. <laughs> Abuk sabuk trip atmayacaklar. Mesela ha. Paul Demmer'ın gibi gidip saçmalıklar yapmayacaklar. <laughs> ha, ya da işte Star Trek Next Generation Discovery'deki Picard'daki gibi kankam sen de böyle yaptın ama böyle oldu falan gibi böyle anladın mı? İlkokul gibi olmayacak yani. En başından <laughs> koyuyorlar onu. Disiplinde düzgün çalışan bir ekip görüyorsun. E, Riker ve Picard ikilisi aslında burada önemli. Riker ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Biraz daha şeyi temsil ediyor var yani böyle daha genç, daha atılgan, hı hı. uzun boylu, yakışıklı işte daha böyle şey yani. Onu Picard verir. kadar yani Picard kadar belki bilge değil ama Riker da nasıl söyleyeyim patlatalım kaptan tarzı adam değil. Aksine bilgelik yolunda bir abimiz. Patlatalım kaptan karakteri olarak Worf'umuz var. Kaptan evet. şöyle oldu böyle Görüyoruz. oldu. Klingon'umuz var güvertede. Taşa Robotumuz abi. var Data. <laughs> ha, Taşa'mız var. Taşa isminden mütevellit zaten. Evet. <laughs> <laughs> Adeta Türk o da koymuş bak. ismini gibi. Vuruyoruz abi. O biraz Battlestar karakteri şeyi hatırlattı bana. Neydi? Daha? Starbuck. Starbuck'ı hatırlattı. Hmm. Ee, onun dışında Diana Troy karakterini eklemeleri çok ilginç. Çünkü hmm. Diana Troy yani psikolojik danışman falan gibi bir görevi var şeyde. Güvertede. Dini bir e, silgisi var sanki onun. Orada biraz daha hani biz buranın hani ben daha ruhani tam din de değil de nasıl diyeyim biraz da zihne odaklanan diyeyim aslında. Hani insanın hmm. düşüncelerini zihnini hani fizikselliği bir kenara bırakıp tamamen duygularla ilgili analiz çıkartan falan çok çok güzel bir nokta aslında denge olarak. Tabii. E, çünkü aslında şeyi yine temsil ediyor bir şekilde. Yani o telepatik telekinetik falan güçlerin popülerliği o döneme hala geçmemiş. E hatta işte böyle yogadır bilmem nedir falan hala Amerika'da son derece popülerliğini koruyan şeyler. Diana Troy yine biraz hani şöyle söylemek lazım bir nevi reverse Spock gibi. Spock ne kadar böyle mantık adamıysa Diana Troy da aksine empat. Karşıdakinin duygularını hissediyor. Hmm. Bir gizemli olayları hissediyor ve bunlarla ilgili karşı tarafa bilgi veriyor. Bu tabi Star Trek'in en basitinden e, duygusal dalgalar, zihinsel dalgalar gibi konuları işin biraz ruhani tarafını kabul ettiğini e, ve hani artık hani güvertede adam çalıştıracak kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Ki bence iyi bir denge. Yani %100 pozitivist. Ki aslında şöyle hala pozitivistler ama bu evrende şeyi kabul etmişler. Empat diye bir şey var ve karşı tarafın hislerini hissedebiliyor. E tamam ben bu ne yapayım yani öyle bir şey yok mu diyeyim. Al hissediyor kadın işte. Yani deyip e, bunu nasıl kullanırız diye Starfleet çalışmış ve bir betazoid almışlar güverteye. Biraz o tarafını temsil ediyor. Çok cıvıtmıyor da yani şey gibi Hı. de olmamış. İçimizde içimizde gibi hani böyle Yok gidip de senin paranı cukkalayacak e, şey gibi değil yani. Yoga instructor gibi değil. <laughs> o açıdan güzel yani. Ya o, abi o da filo da çünkü görevli memur o da işini yapıyor çünkü öyle bir şey var yani. <laughs> Anladın mı? Böyle bir ciddi bir durumları var orada. Ee, bir taraftan data karakteri zaten dizi gittikçe evet, daha yani. da büyük çok popüler bir karaktere dönüşecek. Çok güzel yani Data'yı tabii şurada yani data büyümüş çocuk olduğu için her konuda Picard'a herhangi bir konuda soru sorup Picard da orada e, mantıklı açıklamalar yapacağı bir silsileye girilecek orada yani işte atıyorum şey gibi olaylar olacak gelecek 7 bölüm. Yani datayı orada koymaları en başından çok iyi. İhanet mi? İhanet nedir kaptan? İşte ihanet ikincisi falan <laughs> anlamda böyle aşk mı? Aşk nedir kaptan? Aşk işte bir mı? Böyle <laughs> bu tarz konulara girebilecekler data sayesinde. İlk bölümden onun da yerini yapıyorlar. Şeye de hakim ee, data. Amerika'nın ya onların kökenine dayanan, sadece Amerika'nın değil, farklı dünyanın tüm tarihinin aslında hem söylemlerine, işte mesela Uncle Sam gibi bir söyleme de hakim. Tarihte hı. olanlara da hakim. Dünya bayraklığındaki renklerin detaylarına da hakim falan. Hani böyle bir yandan da sana hatırlatıyor. Bak bro unutma 400 sene önce şunlar da vardı falan gibi. Çok güzel o yüzden data karakteri. Tabii. E, Q'yu görüyoruz sonra. Q yine aslında bütün 7 sezon boyunca çok kritik bir karakter olacak. E, başlangıçta biraz neşeli. Q çok çıkacak değil Q bayağı çıkacak. Göreceğiz herhalde Q'yu. Q evet. Q ve Q'nun e, temsil ettiği şey Star Train'in değişmezlerinden bir tanesi haline geliyor. Ee, aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Daha ilk bölümden Star Trek The Next Generation The Original Series'in bıraktığı yerin üstüne çok şey koyuyor. Çünkü The Original Series'de fantastik ırk olarak e, e, zenci ve Rus vardı. Bir de Vulcan vardı anladın mı? Yani fantastik ırk şeydi zaten. Abi ne yapıyorsunuz? Ya yani, bu zencisi var falan gibiydi yani. O dönemin şartlarında zaten Asyalı var abi, Rus var abi, Rus. Hadi zenci de anladık. Rus ne falan anladın mı? <laughs> o kafalarda o senelerde. Ay 87 gitsin. senesinde ha, ya yani 87 senesinde artık insanların şeyi yani o orada bir fark yaratamayacağın için telepat, Klingon, Klingon ki galakside bu çok uzun süre düşmanlarıdır. Hı hı. Artık robot yani anladın mı hani her şey var. Abi. İyice he. fantastik karakterler eklemişler güverte. Tabi haliyle çok ciddi bir zenginlik geliyor bu karakterler iyi yazılabildiği sürece. Ki ellerine sağlık 7 sezon boyunca da iyi yazmaya devam edecekler bu karakterleri. Ben şimdi şeyi de merak ediyorum. Ee, bakalım hani sen daha karakterler gelişecekti dedin. Mesela Patrick Stewart'ın oyunculuğu zaten hani tartışılacak bir şey değil. Naked Now'da konuşacağız. Ne kadar hızlı e, dönüşebildiğini de gördüm. Muhtemelen birkaç sezon sonra e, Picard karakteri böyle Allah gibi bir şey olacak. Yani Patrick Stewart'ın oyunculuğuyla gibi geliyor bana. E, evet öyle yani Star Trek'in en meşhur kaptanı kimdir? En kral kaptanı kimdir dediğinde Picard mı Kirk mü konuşulur? E, bu da bence biraz Al Pacino Robert De Niro konuşması gibidir. Yani Robert <laughs> De Niro'nun Robert De Niro varken Al Pacino ya falan tarzı ya. biraz böyle. Al Neyse, öper Al Pacino öper <laughs> anla. <alnına koy. gülüyor> Robert De Niro bitirir kanka. Robert De Niro'ya <laughs> gölge tutamaz Al Pacino. Abi deyse. hazırlıklıysa şu an. <laughs> 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 eee onun dışında Wesley Crusher ve anası Heh, kategorimize var, giriyor. Evet. Doktorumuz var. O, yani bu karakterler dediğim gibi ileride işler büyümeye başlayacak. Güzel güzel mesajlar var hepsini tanıtırken. İşte daha ilk bölümden e, arkadaş gelecekteyiz bu adam niye kör? E ulan kör daha iyi görüyor artık çünkü. Hı hı. Ve yani bunu da çok vurguluyorlar. işte. Robot bile şey diyor. Valla ben şu an şeyin e, görebildiği kadar iyi göremiyorum. Hayır adamı unuttum. Dur hemen bakıyorum şuradan. Kimi diyorsun? Şey diyorum ya. Bu Le Levar Burton'un oynadığı karakterlerin ismi gidiyor kafamdan. Hemen de baktım. Karakter ismi unutmakta artık çok ayıp. Hiç dertli de ben de unutuyorum ya. Jordi Jordi yani Ha tamam. Jordi diyorsun. Okay. Ee, ben Jordi kadar iyi göremiyorum diyor mesela bir yerde robot. Yani şeyi fark Lafos. ediyorsun gelecekte hani insanların sakatlıkları olsa bile o sakatlıkları artık teknolojinin kapatabildiği bir nokta çiziliyor aslında. Ve bence burada şey vurgusu var gizlice üstü kapalı bir şekilde. Jordi mesela kör, doğuştan kör. Ama hiçbir zaman gözler için bir tedavi düşünmemiş. Çünkü daha teknolojik bir şekilde görmeye alışmış artık. Hı hı. Ya da Data zaten insanlığın bir üst aşaması ya da bir ilerisi gibi bir şeyi temsil ediyor. Yani aslında biraz daha ilk dakikadan transhumanist bir e, potansiyel dizinin ilk bölümünde ortaya konuyor. E, mesela The Original Series'de olmayan bir şeydir bu. The Original Series ve gelecekte insanlık çok daha iyi bir noktaya gider düşüncesi vardır. Ama yani insanlık açtı gitti düşüncesi çok yoktur. Aksine mesela evet. insana benzeyen tanrılara rastlarsın. Arada ıspak mıpak şey der. Yani yarın bir gün acaba biz de hani vulkanlar ya da insanlar olarak bu noktaya ulaşabilecek miyiz kaptan? bakalım falan gibi biter. <laughs> Buradaysa daha güvertede yanında zihin okuyan var. Robot var. Anladın mı? Yani gözleri olmamasına rağmen herkesten daha iyi gören var. Bunlar ee... İleride Trek'in çok sorgulayacağı, konuşacağı bir takım konuların altyapısı aslında. Şey de iyi orada. Yani West Crusher da var. Hani baktığında düz bir çocuk gibi ama Ness'in başı ve sonu gibi de aslında. West Crusher bir çocuk olarak aslında zeki mühendis potansiyelli. Ya Hı -hı. beni de ben de buradayım. Ben çocuğum ama işte tek başıma minibüse binip Kadıköy'e gidebilirim ben de. Bak biliyorum bu işleri Hı -hı. falan gibi. Hani o da güzel bir de işin en son noktası var. Picard yani o arada şey kopukluğu da yok. Hani jenerasyon kopukluğu da yok. Onu da bir şekilde güzel yedirmişler. Tabii. Ee, bu bölümde bir de şeyi görüyoruz. Deforest De Forest Kelly'yi görüyoruz. Hı, evet. oynayan aktör abimiz son evet. bir hadi hadi uğurlar olsun yapıyor o da bu bölümde bir gözüküp şöyle. Yaşlı abimiz. Ee, başka valla... kim söyledik herkes söyledik. Worf'u söyledik. Hmm, ya bu bölümün ana şeyine gelirsek bir de ana mevzusunu. Bölümde iki tane hikaye A plot ve B plot eşit ağırlıklı neredeyse yürüyorlar. A plotta Q çıkıyor şeyin karşısında. Diyor ki siz diyor alıştığınız Enterprise iyice uzakları keşfedeceksiniz ama diyor milletin kıçına atom bombası çakmayacağınızı ben nereden bileyim. İnsanlık <laughs> olarak iğrenç bir kadrosunuz diyor. Picard da diyor ki işte başta biraz savunmaya çalışıyor. Sonra diyor ki test et kardeşim o zaman. Sağ bakalım bizi biz bu işin üstesinden gelebilecek miyiz? Biz çözeriz bunu diyor. Bir tarafı böyle. İkinci tarafında işte testleri çıkıyor karşılarına. Farpoint diye bir istasyon var. Çok hızlıca ortaya çıkmış kurulmuş. Vay bravo helal olsun. Yani Farpoint diye bir istasyonu uzayda bu kadar hızlı nasıl kurdular? Riker orada Enterprise ile buluşacak. Riker inceden şüphelenmeye başlıyor. Lan diyor burada tuhaf bir takım durumlar oluyor. Ve işin peşini bırakmıyorlar. Yani evet. burada şey tabii takdire şayan. Yani şeyi hemen görüyorsun. Bir yandan tanrısal bir varlığa Picard Gil hesap verirken bir yandan da Riker geliyor ki Müdür diyor aşağıda işler oluyor falan. Picard da şey demiyor yani ya kardeşim üzülmeye bağını sorma adam kurmuş işte kardeşim. <laughs> hani Biz paramızı bir, alıp giderim. <laughs> ha, ya Böyle bir anladın mı? yıkık esnaf kafasıyla hareket etmiyor da biraz diyor ki ulan hani tamam adam burada çok güzel istasyon kurmuş da nasıl kurmuş kardeşim. Ya bir Yani anladın mı olurunu anlatsın yani bize. Hı -hı. Çünkü zaten keşfetmek merak etmek bu geminin bir nevi ana görevi ya. Evet. Soru bulama abicim yap analizini geç kankam ya. Yaz raporunu. Hani bu kafa yok yani. Bunu görüyorsun. Direkt mantık çalışıyor. <laughs> ha, ya, evet. Neden abi? Ve bir süre sonra açıklanamaz enerjiler, sinyaller işte Beta Betazoid ablamızın aldığı tuhaf duygusal durumlar falan iyice kıllanmaya başlıyorlar. Zaten bu da Star Trek The Next Generation Voyager ve Deep Space Nine boyunca aslında göreceğimiz şeylerin bir diğer özeti. Yani ne oldu bu iki bu bölümde iki parçalıydı. Bir ahlaki değerlerimiz üzerinden yargılandık ve ahlaki bir takım kararlar verildi. İki, Ulan tuhaf bir takım olaylar var. Sinyaller minyaller alıyoruz. Ne oluyor acaba? Ne Bu oluyor? zaten Star Trek Next Generation'ın genel özeti abi. Anladın mı? 7 ha. sezon bunu izleyeceğiz. <laughs> Bunların yani, genişletilmişlerini göreceksiniz daha Ha, mı? hiçbir sezon, hiçbir bölüm şey olmayacak yani. Abi bilmem kim aşık olmuş ama gidip kızı açılamıyor. Bu arada bilmem kim hamile. İşte onu ne yapacağız <laughs> bilemiyorum. Öte yandan da işte bilmem kim denetlemeye gelmiş ama defterlerden biri kayıp falan gibi böyle ölümlü problemlerle şey hiç uğraşmayacak. <laughs> Star Trek hiç uğraşmayacak açıkçası. Battlestar Galactica'nın belki de düştüğü ki hani çok batmasa da hatalardan biridir. Bir yerden sonra çok ilişki sarmalına falan giriyordu belli noktalarda. Ya ben onu da seviyorum. Yani Battlestar Galactic da uzayda geçiyor, Star Trek de uzayda geçiyor diye ben ikisini aynı kategoride düşünmüyorum açıkçası. Yok aynı diye değil, sen ilişki belirttin dedim. Ben ben çok hoşlanmamıştım hmm. o yüzden. Bana bir yerden sonra çok sıkmıştı belli noktaların. Ki ben Battlestar Galactica aşırı severim. Ama o kadar ilişki sarmalı içine girmesi ana konudan uzaklaştırıyordu yer yer diziyi. Tabii. Ya ben işte modern istiyordum. televizyonculuk artık bunu gerektiriyor. Yoksa Star Trek Discovery'de Star Trek Picard'da bir düştüler ki o açmaza zehir zemberek yani ne anlattıkları artık yani babacım evreni keşfetmiyor muyuz? Hayır lan o alt kattaki bana nerede dedi aman aman lan buna... <laughs> aç ya aç bırak. yandaki gemiye <laughs> gidip aç aç ya maç. <laughs> ha, anladın mı lan bir galaksiyi keşfetseydik abi hayır lan o alt kattaki mühendis var ya ben onunla onun nasıl ben Karadeniz'liyim oğlum falan. <laughs> böyle bir muhabbet yani şey biz de Malatyalıyız bilmem ne böyle <laughs> Biz de Frank'iyiz <laughs> abi. Kayseriz. Yani Abi, bu dizinin zaten e, gideceği noktayı dediğin gibi veriyor baştan ve Q karakterini ondan sordum çok çıkacak mı? Çünkü da hep şey böyle e, tahrik eden aslında bir anda zihinsel olarak tahrik eden aslında o tahrik de değil. Bizim zihnimizin hep bir tarafında duran ki şimdi diskolizm doyanık işte o kertenkele beyinden gelen çok temel e, dürtüler e, şey ilkel dürtüler. İşte bak onları tanımıyorsun öldür tehlikeli. İşte onları öldürmelisin. Tabii. Yok abi dur tanıyabiliriz. Biz o hatayı yaptık yapmayalım. İşte her bilmediğinden korkarak ve onları yok ederek yaşayamazsın gibi böyle ağır cümleleri durup dururken değil bir amacın sonunda söyleyerek seni ikna ediyor. Q da bunu görünce ha tamam bunlar oluyor gibi falan hisse alıyorsun Q da. Ya yani o test dediği konu da aslında hep senin zihninde olan konular. Yani Q karakterin temsilini ben çok merak ediyorum nereye gidecek. Çok iyi geldi bana ilk bölümden. Bir yandan da tabii evet. şey var işte o Far Post'un kurulması insanlığın bir şeyleri ele geçirmekten çok dönüştürmesi konusu. Bu atlanan bir şeydir. Far bunu güzel yakalamış. Bence yakın Hı -hı. nesil eserlerde de yine bunu çöktürüyoruz. Ele geçiriyor herkes ya yok ediyor. Hayır abi insanoğlu Hı -hı. alıp dönüştürüyor Amerika'nın. Bütün sıkıntıları budur işte. Demin mesela sen Irak işte savaşını örnek verdin. Oradaki amaç Irak'ı yok etmek değil de orayı kendine göre dönüştürmekti. Şimdi de aynı şeyleri yapıyorlar. Bu bir şey değişmedi yani. Bunu da çok iyi vermiş ilk bölümden. Koca bir deniz anasını aslında nasıl bir e, insanlığa yarayacak böyle bir yeşillik, bir enerji kaynağı, bir işte yaşam alanına zorla onu böyle hayatta kalacak kadar besinle tutup zorla orada tutup zorla insanlara hizmet edecek hale getirmişler. İnsanlara değil de Tabii. işte o ırka. Bu da çok iyiydi bence ilk bölümden. Evet yani zaten buradan ahlaki vurgu aslında dünyada da böyle şeyler yaşanırken. Yani düşünsene abi şimdi 87 senesi Amerika'dasın, Amerika vatandaşısın. Irak'ta askerin ölüyor. Yani ister istemez orada insan diyor ki lan benim askerimin orada ne işi var? Zaten biz Vietnam yaşadık. Yani bu tarz şeyler yaşayan bir kültür bunlar ve işte sen burada televizyonda şeyi konuşuyorsun. Ya yani bir ırk bulduk. Bu ırkı biz çalıştırdığımız zaman bize üf enerji veriyor, yemek veriyor, petrol gibi maşallah yani böyle. Çok faydalı. Ama hayır abi biz yani bunu sömürgeyle zorla alacaksak elimize, almayacağız diyor Picard ve aslında hani insanlığın neleri geride bıraktığını bir nevi gösteriyor. Yoksa o Picard şey demiyor yani. O denizanası çok iyiymiş lan bağlayın bizim geminin dışına. <laughs> Köpkesin enerjiyi gidelim abi sınırsız yani basa basa gideriz yani. Yok arkadaş bu dizinin bir ruhu var. Bir ahlak çizgisi var ve bu ahlak çizgisi e, federasyonun ve insanlığın artık sömürgeci olmadığı, e, işgalci olmadığı, hatta bunu yapan vatandaşı da yakaladığında cezalandırdığı, yani bunu kabul etmediği federasyon kuralları dahilinde bir gelecek gösteriyor bize. Ay Q hani bunda şey oluyor, ay tamam bunlar biraz daha medeni gibi olmuşlar diyor. Biz de seyirci olarak biraz gururlanıyoruz. Yani çünkü muhtemelen benim ülkem ve insanlarım o dönem aynı şeyi yapmıyor ama tabii. televizyonda böyle bir şey görünce bir çıt tatmin oluyorum gibi bir durum var. Aslında orada yapmamak değil, imkanın olduğunda yapmamayı tercih eder miydik sorusunun cevabı lazım. Yani imkanın tabii, yokken tabii. çok önemli diye yapıp yapmaman. Tabii. Yani e, o yüzden güzel bir temel mesajı var ilk bölümün. Okey. E, var mı ekleyeceğim bir şey bölüme? Bayağı da konuştuk konuştuklarım saat oldu. Eee yani aslında her karakter üzerine çok uzun uzun konuşulabilir ama ilerledikçe konuşmayı daha faydalı buluyorum. Fikard'ın karakterizasyonuna, evet. Data'nın, Riker'ın karakterizasyonlarına ilk bölümde dikkat etmek lazım. Geri kalanları sonra oturacak zaten. Yolumuz açık olsun. adım adım bölümlerde farklı karakterlerin biraz daha onlara özel mission'ları gibi, yani görevleri gibi durumlarla karşılaşacağız. Orada zaten detaylarını gireriz, gelişimlerine yine bakarız. Siz de bizle de devam etmek istiyorsanız Star Trek izlemeye ilk bölümde Star Next Generation'da e, Encounter at Farpoint'de başlayabilirsiniz. Sonra da gelin ilk bölümü izleyin. Ya da hatta izleyebilin. Çok spoiler bir şey yok. Direkt izleyebilirsiniz de yani. Şu anda bölümü de kapatırken yine listelerimiz, aboneliklerimiz çıktı. Dediğim gibi Yatay bakışı dikey Çakış, Sungur'un kanalında Star Trek ve e, Westworld takip ediyorsanız yeni sezonu bitti. Onun videolarını izleyebilirsiniz. Onun dışında abone olup tıklayın. Bizi öpün, sevin, sarılın. E, öyle. Hadi görüşürüz. İyi bak. Hadi bakalım. <laughs> görüşürüz.